Atölye Günlüğü'nden herkese yeniden merhabalar. Daha önce de söylemiştim, fırsat buldukça yeni çıkan yeni teknolojileri, işte araçları, kampları size tanıtacağım demiştim. Bu bölümde de Corner Caravans'a ait T6 model, yani Volkswagen Transporter aracı tanıtacağım. Biliyorsunuz bu akım biraz T1 ile başladı, yani Hippilerle başladı. Hippiler başlattı, olay işte buralara kadar geldi arkadaşlar. Araçla ilgili merak ettiğim soruları da firmanın kurucusu Serdar Bey'e sordum. Bu aracın özellikleri de diğer motokaravanları aratmıyor. Karavan dediğimizde Türkiye'de değil, dünyada da aslında hep Ducato veya PSA grup araçlar aklımıza geliyor. Biz sektöre girdikten sonra gelen her talebi ciddi şekilde değerlendirmeye başladık ve gördük ki insanlar daha kompakt, kullanımı daha kolay araçlar da talep ediyor. Böylelikle bir otomatik vites transporter edindik ve bu aracı da pop-up tavanlı bir camper haline çevirdik. Diğer araçlardan bir takım eksileri var ama kullanım tarafında ciddi artıları var bu aracın. Evet, içinde kapalı bir banyosu yok. Tuvaleti portatif. Ama diğer taraftan baktığınızda aracın çok ciddi bir kullanım kolaylığı var. Hani boyutları daha ufak, park işlemleri daha kolay. Bunun haricinde şehir içi trafiğine çok rahatlıkla girebilirsiniz. Kapalı bir AVM'ye bile girebilirsiniz bu araçla. Yani bu kadar pratik bir araç. Aynı zamanda size kamp ve karavan duygusunu da hissettirebilen bir araç bu. Dolayısıyla yine keyifli, renkli, çeşitli özellikleri olan yeni bir araç hazırladık biz de. Şimdi Transporter Camper'ımızın içerisinde şu an oturduğumuz bir ikili koltuğumuz var. Bu ikili koltuğumuzu çekip açtığımız zaman ikili bir yatağa dönüşebiliyor. Çok kolay bir hamleyle bunu çekip yatağa çekmeniz durumunda burası iki kişinin konaklayabileceği son derece rahat bir yatağa dönüşüyor. Bu koltuğun alt tarafında eşyalarınızı koymanız için size ekstra bir alan sunuyoruz. Pop-up bir tavanımız var. Pop-up tavanın üstündeki yatak kısmını indirdiğiniz zaman iki kişiyi de burada rahatlıkla konaklatabiliyor. Aslında baktığınızda bütün büyük karavanlara göre yatak boy mesafesi, yatacak kişi sayısı olarak aslında diğerlerinden ciddi bir artısı var bu aracın. Çift gözlü bir ocağımız var. Yine lavabo evyemiz var. 42 litre bir buzdolabımız var. Bunun haricinde bir dış duşumuz var. Hani yaz dönemlerinde gezilerinizde kullanabilirsiniz. İdareli kullanmak şartıyla bir su depomuz var. Çünkü aracın boyutlarından dolayı Ducato'daki kadar bonkör davranamadık su deposunda. Ama bir suyunuz ve deponuz var. Onun haricinde yine invertörümüz var. Hani bir laptopunuzu çalıştırmak isterseniz, çeşitli şarj cihazlarınızı kullanmak isterseniz 220 elektrik imkanını bu aracımız yine bize sunuyor. Dışarıda bir dış tentemiz var. Dışarıda oturmak istediğinizde size çok güzel bir konforlu gölgelik sağlıyor. Isıtıcımız var. Yani kış mevsiminde çok rahatlıkla kamp yapabilirsiniz. Webasto marka bir ısıtıcımızla. Birçok noktada yine USB portlarımız var. Oralardan şarj imkanınız var. Ocağımız gazlı. Yine Aygaz'ın karavan tüpünü kullandık. Her yerde kolaylıkla tedarik edilebilen bir ürün. Burada ise CBA'nın kontrol paneli var. Buradan ışıklarımızı açıp kapatabiliyoruz. Bu invertörümüzü devreye alıyor. Buradan akünün voltaj seviyesini görüntüleyebiliyoruz. Su seviyemizi görüntüleyebiliyoruz. Hidroforumuzu buradan devreye sokabiliyoruz ve iç aydınlatmaları, ekstra iç aydınlatmaları yine buradan açıp kapatabiliyoruz. Son derece basit ve kullanışlı bir panel bu da. Ana hatlarıyla aracımız bu şekilde. Şimdi Transporter bizim en baştan beri dikkatimizi çeken bir araçtı. Özellikle filomuzda zaten farklı araçları konumlandırmak istiyorduk. Bir tanesi de Transporter'dı. Transporter'ı bu kadar erken yapmayı düşünmüyorduk. Birazcık öne çektik. Sebebi şu oldu. Ducato'muz yola çıktığı zaman şu soruları çok fazla aldık. Otomatik vites aracınız var mı? Ya da işte biz kız kıza tatile gitmek istiyoruz ama Ducato çok büyük. Biz kullanabilir miyiz acaba bu aracı? Ya da işte ben bu kadar büyük bir araçla manevra yapabilir miyim? Park edebilir miyim? Çok emin değilim gibi birçok soru aldık. Böyle olunca biz dedik ki bu Transporter projesini birazcık öne çekelim. Ve hızlı bir şekilde Transporter aracımızı yollara çıkardık. Bilindiği üzere diğer Ducato'lar, işte Boxer'lar, Sprinter'lar bunlar tonajlı araç olduğu için yakıtları biraz daha üst seviyede oluyor. Bu araçta peki durum nasıl? Zaten diğer güzel yanı da o. Bu araçta keşife çıkacağız dedik ya, bu araç yol yapacak. Yol yaptığı zaman sizin en büyük giderlerinizden bir tanesi de yakıt gideri. Bunu optimum noktada tutarsak sizler de çok keyifli olacağınızdan eminiz. Şimdi Ducato tarzı araçlar ortalama yapıldığı zaman karavanda 3-3,5 ton aralığında geliyorlar. Zaten en büyük yakıt tüketimi de aracın üzerindeki yükten dolayı geliyor. Bu aracın şu an yüklü hali 2.2 ton. Yani 2200 kilogram. Çok ciddi bir kilogram avantajı var. Zaten bu kilogram avantajını aracı kullanırken seriliğinden de hissediyorsunuz. Diğer tarafta
tükettiği yakıt da katalog değerlerine neredeyse kullanıma bağlı olarak elbette değişir ama katalog değerlerine çok yakın bir seviyede geziyor. Peki bu aracın diğer araçlara göre, yani diğer karavanlara göre avantajı neler? Her karavanımızı kiralamadan önce belirli misafirlerin soru işaretleriyle gelebiliyorlar. Özellikle ilk kez kiralama yapacak misafirlerimiz ki çoğu ilk kez kiralıyor. Ducato'da hep şununla karşılaşıyorduk. Ben bu kadar büyük bir aracı acaba kullanabilecek miyim? Döndüklerinde ya çok kolaymış diye bir şey duyuyorduk. Şimdi bunda da şunu duyuyoruz. Ya ben bu aracı acaba biz sığabilecek miyiz? Veya bu araçla biz acaba rahat bir tatil yapabilecek miyiz endişesiyle insanlar geldi. Ama kullanımdan sonraki geri yorumlarını aldığımız zaman insanların yüzü tamamen gülüyordu. Çünkü aynen söylediğimiz rahatlığı hissettiler. Araçla beraber trafikte çok rahat hareket edebiliyorlar. Manevralarını çok rahat yapabiliyorlar. Park etmek istediklerinde çok rahat park ediyorlar. Konaklama imkanında da zaten pop-up tavanı açtığınız zaman içeride ayakta durma mesafesinde bile hareket edebiliyorsunuz. Bunların hepsi bir artı. Bana en çok gelen sorulardan biri de koşullar ne? En az 25 yaş ve en az 3 yıllık ehliyet sahibi olması gerekiyor bu kişinin. Tanımadığımız misafirlerimize verdiğimiz en azından bir miktar direksiyon tecrübesinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun haricinde kendi adına mutlaka kredi kartı olması gerekiyor. Kendi adına kredi kartı olduktan sonra eğer bizden ilk kez kiralama yapacak bir müşteri ise bir Findex kontrolü yapıyoruz. Findex kontrolünde yeterli puanı sağlayan müşterilerimize aracı tahsis edebiliyoruz. Her şey yolunda, tarihler ödü, Findex puanımız yeterli. Müşteriden kiralama öncesinde kredi kartına 2500 liralık bir depozito işlemi uyguluyoruz. Bu kullanacağı otoyollar veya aracımızın deposuna her zaman full veririz ve full alırız. Bu insanların kendi hesabını kontrol etmesi açısından da daha kolay. Eksik yakıtla dönmesi durumunda bu tip ufak tefek masrafları kesmek için. Bunu da zaten en geç 3 iş gün içerisinde kalan tutarı kullanıcımıza iade ediyoruz. Verilen ücretin içine neler dahil? Standart ödediğiniz ücretin içerisinde temel mutfak ekipmanlarını diğer araçlarımızda olduğu gibi bu araçlarımızda da koyuyoruz. İlk kez sizin kullanacağınız bir tabak, bıçak, çatal setini yine size hediye ediyoruz ve dönüşü onu tamamen kendiniz alabiliyorsunuz. İçerisinde ufak bir tencere tavası, onun haricinde yine iki kişilik bir portatif kamp masanız var dışarıda kullanabileceğiniz, kamp sandalyeleriniz var. Onun haricinde çaydanlık, cam çay bardağını biz koyuyoruz kullanmak isteyen müşterilerimiz için çünkü lezzeti orada. Yine kahve fincanlarımız, kahve cezvelerimiz bu aracın içerisinde size ücretsiz olarak sunulmaktadır. Avrupa'ya gittiğimde birçok firmanın hafta sonu paketleri, işte şarap rotası, bilmem ne rotası bu tip paketleri vardı. Acaba Corner Caravans böyle bir şey düşünüyor mu? Duralım bakalım. Şu an henüz daha bir çalışmamız yok ama yakın zamanda yani çünkü bu talep de geliyor aynı şekilde araç talebinde olduğu gibi. Biz nerede konaklayabiliriz? Tavsiye edebileceğiniz kampingler var mı? Biz hangi rota üzerinde seyredelim? Şeklinde bazı talepler geliyor. Bununla alakalı çalışmalarımız yakın zamanda sonuç verecek. Zaten cornercaravans.com isimli bir web sitemiz şu an için aktif. Bu söylediğimiz rotaları zaten burada paylaşacağız. Web sitesine gelmişken şuna da değinelim. Şimdi karavan kiralama firmaları son dönemlerde çok arttı. Yani herkes bu işe ilgi göstermeye başladı. Bu güzel bir şey. Çünkü bazen taleplere yetişemiyorsunuz. En azından herkese hizmet verebilmesi için farklı firmadan olması herkes için çok iyi. Biz cornercaravans.com'da şunu yaptık. Siz internet sitemize girip tarihlerinizi seçip rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İstediğiniz tarihlerde müsait aracımız yoksa oradan takvimlerimizin doluluğunu görüntüleyip kendinize uygun başka bir tarih belirleyip rezervasyonunuzu yapıp ödemenizi de güvenlik sertifikası olan bir web sitemizde sanal posta üzerinden ödemesini de yapıp rezervasyonunuzu tamamen kesinleştirebiliyorsunuz. Peki bir kiralama firmasının gözünden Türkiye'de karavancılık şu an ne durumda? Biz de zaten kamp ve karavancıydık. Hani zaten bu işi bir potansiyel gördüğümüz için değil, sevdiğimiz için yapıyoruz. Dolayısıyla içerisinde de yaşadığımız için şunu çok net bir şekilde görüyoruz. Özellikle pandeminin etkisiyle beraber sektör çok hızlı büyüdü. Yani burada kiralama olarak değerlendirmiyorum. İnsanlar sahiplenmeye de başladılar bu ürünleri veya merak edip kiralayıp bunu da denemek istemeye başladılar.
Zaten kullanıcılarımızdan şu yorumu çok fazla alıyoruz. Yani biz aslında satın alacağız ama acaba bize uygun mu diye biz öncesinde kiralayıp deneyimlemek istiyoruz. Yani bu artık insanların ne kadar ilgi gösterdiğini aslında en büyük göstergelerden bir tanesi. Türkiye'nin bu konuda siz daha iyi biliyorsunuz. Kat edecek çok yolu var. Çünkü karavan sahiplenmek çok kolay veya kiralamak da çok kolay. Ama bu ürünleri doğaya da zarar vermeden doğru bir şekilde kullanmak da çok önemli. Yani bunun için iyi kampinglerin ülkemizde yayılması gerekiyor. Doğru güvenli alanların yaratılması gerekiyor. İnsanların atıklarını nereye atacaklarını, nereden tekrar temin edeceklerini doğru bir şekilde biliyor olmaları lazım. Bu kültürde zamanla çok hızlı bir şekilde gelişeceğine eminim. Az önceki cümleye tekrar döneyim. İnsanlar sahiplenmek istiyor. Deneyimlemek için öncelikle kiralıyorlar. Bu doğru. Ama sahiplenmek için de doğru hesabı yapın. Çünkü artık bu ürünler maalesef Euro'nun da etkisiyle beraber ülkemizde çok da uygun fiyatlara çıkmıyor. Böyle bir ürünü aldığınız zaman, sahiplendiğiniz zaman ne kadar süre kullanacağınızı iyi hesap etmeniz lazım. Yani verdiğiniz bedelin hakkını alabilecek misiniz? Çünkü şuna da çok fazla karşılaşıyoruz. Çok fazla çekme karavan satın alındı ve şu an çoğu ilanda. Çünkü şununla da karşılaşıyoruz. Ya bana göre değilmiş. Ya da aldım ama iş yoğunluğundan dolayı tatile çıkamıyorum. Ben bunu kullanamıyorum. Kapının önünde vurup duruyorlar gibi şeylerle de çok fazla karşılaşıyoruz arkadaş çevremizde, sektörde. Dolayısıyla ihtiyacınız olduğunda kiralamak sizin için maddi anlamda gerçekten çok ciddi bir artı sunabilir size. Takviminizi de oluşturup, özellikle yaz sezonlarında çok yoğun oluyoruz. Eğer takviminizi de erken tarihlerde oluşturup belirli birkaç farklı döneme rezervasyonda yaparsanız araç bulunabilirliği konusunda zaten hiçbir problem yaşamazsınız. Bir başka bölümde, bir başka araçta görüşmek üzere.